Arkadaşlar biraz pozitif olun ya. Sevgiliniz yok diye, paranız yok diye, işiniz yok diye, havalar hala düzelmedi diye, e, mükemmel bir tipiniz de yok diye, hiçbir şey yolunda gitmiyor diye, her şey ters gidiyor diye. Moral bozmaya ne gerek var ya? Hayat devam ediyor. Lütfen birazcık pozitif olun. Ulan böyle deyince de insan ne pozitif olur ya. Neyse arkadaşlar dinleyin İbrahim'in bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. İyi seyirler. Anne baba olmak ne zor bir şey lan. Hadi bir çocuk yapalım diyorsun. 9 ay eziyet karnında taşıyorsun. Doğduğu günden 4-5 yaşına kadar her gün her gece ağlıyor. Sizi hiçbir türlü rahat uyutmuyor. Geceleri doğru düzgün uyuyamıyorsun. Zaten belirli bir yaşa gelene kadar hem ağlıyor hem kusuyor hem de sıçıyor. Gecen gündüzün yok. Kendine doğru düzgün bir vakit dahi ayıramıyorsun. Hafta sonu şöyle bir dışarı çıkıp dolaşamıyorsun. Zaten tatil diye bir şeyin yok. Zaten çalışanlar da o çocuk yüzüne sürekli işe uykusuz gidiyor. Yemeyip yediriyorsun. içmeyip içiriyorsun. Giymeyip giydiriyorsun. Her şeyin en iyisini ona veriyorsun. Okula yazdırıyorsun. O da yetmiyor cebine harçlık koyuyorsun. Her türlü ihtiyacını karşılıyorsun. O da yetmezmiş gibi ömrünü ona adıyorsun. Bir hasta oluyor. Günlerce haftalarca başında bekliyorsun. Başından ayrılmıyorsun. İyi kötü bir yaşa getiriyorsun. Çocuğum git de şu bakkaldan ekmek al diyorsun. Gitmeyeceğim diyor. Gitmeyeceğim ya diyor. Doğurmasay Beni diyor senin var ya ananı avradını ite bak ya Ne demek lan almayacağım Ne demek oğlum gitmeyeceğim Zaten senin böyle diyeceğini böyle yapacağını bilseydik Uğraşmazdık bile lan Arkamızı dönüp yatardık amına koyayım E şu işe bak İte bak ya insan böyle bir çocuğu böyle bir evlada nasıl sabır gösteriyor ya. Lan var ya olmayan çocuğuma kızdım ya. Oğlum bana nasıl gösterdi sabır bu aile ya. Hayır size bana nasıl sabır gösteriyorlar yani size de nasıl sabır gösteriyorlar. Allah Allah ya böyle düşünce de kendi kendime ta olmaya başladım böyle. <laughs> Gidip kardeşimi dövsem mi ne yapsam ya. Ya da ilk önce bakkala göndereyim gitmese döveyim. Nasıl fikir? Oğlum kudurdum delirdim ya neyse geç. Aga bizim zamanımızda hatırladığım kadarıyla kızların işi daha zordu ya. Eskiden biri makyaj yapıp güzelleşiyorsa ve dikkat çekiyorsa ona böyle parmakla gösterip bu makyaj güzeli ya diyorlardı. Resmen makyaj yapmak bir hakaretti. Makyaj güzeli diye hakaret vardı lan. Şimdi ise millet güzel makyaj yaptı diye bayılıyorsunuz lan. Hatta makyajı kim yaptı diye araştırıp makyaj yapan kişiden özel eğitim almaya kalkıyorsunuz. Ve bir dünyada para veriyorsunuz. Siz manyak mısınız lan? Vallahi böyle makyaj yapanlar yüzünden etrafta doğal güzel bir kız kalmadı lan. Hatta doğal gözükenlerden de şüpheliyim ben. Aa bu kız ne kadar güzelmiş. Hadi güzel, makyajsız güzel bu diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz doğal gözükmek için dahil 3 kilo fondöten, rümel, ruj sürenler var artık ya. Bir dünya makyaj yapmış. Vallahi ne desem bilmiyorum ya. Hele ki bazıları var. Onlara artık ne desem bilemiyorum. İnternette dolaşırken Instagram'da veya YouTube'da veya TikTok gibi sosyal medyalarda bazı videolar çıkıyor birden tak diye karşıma. Ve bazı kadınlara denk geliyorum böyle nasıl desem kadın o kadar çirkin ki yolda görsen korkup yüzüne bile bakmazsın. Bildiğin virane dökülüyor. Yüzüne baksan kusarsın. Üçüncü dünya savaşından kurtulan son insan gibi lan. Tövbe ya Rabbim dersin. Önceden kimin bedduasını aldı da bu kadın böyle oldu dersin. Yazık dersin. Bir makyaj yapıyor birader. Abo dersin. Plastik makyajına kadar yapıyor. Makyaj bitiyor sanki o kadın o kadın değil. Resmen başka dünyadan gelmiş gibi değişiyor. 100 tane estetik ameliyatı geçirse anca o kıvama gelir. O derece değişiyor yani. Siz düşünün siz hayal edin. Belki de denk gelmişinizdir videolarda filan. Makyajlı halini şu an gösterseler ve bu makyajsız hali deseler resmen inanmazsınız. O derece değişiyor yani inandırmak için bin şahit ister hani makyajlıken makyajsız halini biri görse. Böyleleri ne var ya resmen nitelikli dolandırıcılıktan şikayet etmek lazım ya. Beyler evlenmeden önce sevdiğiniz kadını güzelce bir suyun altına sokun, yıkayın, bir kontrol edin. Güzelce bir suya tutun. Ha bazıları bak çıkmayan makyaj yapıyor. Dikkat edin ayık olun. Size bir taktik vereyim. Makyaj temizleme suyunla yıkayın ki garanti olsun. Yani gerçek yüzünü görün. Çıkmayan makyajı filan skip Neyse ben kaçtım. Geç. Gelin size eski bir anımı anlatacağım. Bir gün bir kız arkadaşımla buluştum. Dolaşıyoruz kafamıza göre. Bir tane çiçekçi geldi. Ablama bir çiçek alsana be dedi. Çok kibar, tontiş bir ablaydı. Tatlıdı da. Hayır dedim. Çünkü cebimde para kalmadı. Nakit olan paramı da yemiştik zaten. Sadece kartta para kalmıştı. Ama kıza da bir yandan belli etmiyorum cebimde 5 kuruş dahi kalmadığını. Kart geçiyor mu diye de soramıyorum ki kadına. Hayır kadın seyyar geziyor zaten elinde çiçeklerle. Kibarca reddetmeye çalışıyorum. O da inadına ısrar ediyor. O ısrar ediyor ben reddediyorum. O ısrar ediyor ben reddediyorum. Olay çığırından çıktı. Resmen boku çıkma evresine geldi artık. En son abla baktı ben sinirleniyorum ve almamakta ısrarcıyım. Aa seni ben hatırladım. Sen geçen hafta buraya başka bir kızla gelmemiş miydin dedi sevgilimin yanında. Ben sana çiçek satmıştım dedi. Sen o çirkin kız için almıştın o çiçeği de böyle mis gibi güzel bir kıza neden almıyorsun dedi. Lan yalan ha öyle bir şey de yok. Ama gel de ispatla sevgilim yüzüme sinirli sinirli bakıyor. Kafasından dumanlar çıkıyor resmen belli. Böyle yanakları yüzü kızarmaya başladı. Boyu da ufacık zaten sinirleniyor böyle ama ciddiye alamıyorum. Gölesim geliyor böyle ama çaktırmıyorum da. Çiçekçi de maşallah hiç susmuyor. Durmadan sıkıyor yalanları. Yok o kızın saçı söyleydi. Yok o kızın tişörtü şu renkti. Yok şunu giyiyordu falan da filan da. Ayakkabıları şu renkti. Şu saatte geldiniz. Bu saatte gittiniz. Saymaya başladı bir dünya. Ben en sonunda baktım. Çiçekçi kadın susacak gibi değil. Baktım uğraş Kızın kolundan tuttum götürdüm. Kız ileride ağlamaya başladı. Haklı olarak da bana inanmıyor. Biz senle kaç aydır çıkıyoruz da sen geçen hafta başka biriyle mi buluştun? Aldattın mı sen beni deyip bir dünya saymaya savurmaya başladı. Öyle bir şey de yok ha. Sussuz olmama rağmen içinde bulunduğumuz durumdan kurtaramadım kendimi. Bir çiçeğe 10 lira vermedim diye ayırdı lan bizi. Çiçekçiye bak sen. Gerçekten ilişkimiz bitmişti. Bir çiçeğe 10 lira vermedim diye lan. Ulan nedir benim bu çiçekçilerden çektiğim? Bir çiçekçi anım daha var. Ulan onu hiç anlatmayın böyle. Aklıma geldikçe deliriyorum resmen. Ulan hangi kızla buluşsam en tehnalara da gitsem o çiçekçi dayı gelip beni ta böyle ıssız yerlerden buluyordu. Çiçeğe satmadan gitmiyordu yani o derece. Neyse bak gene aklıma geldi sinir olmaya başladım. Neyse geç. Ha bu arada üstündekini çok sormuşsunuz. Ha al bak sordular. Oğlum yalan söylemeyin lan. Ulan reklam da yapıyorsan çık adam gibi söyle. Üstümdekini çok sormuşsunuz. İşte ayakkabılarım çok merak edilmiş. Yok götümdeki Baxter'ı görmüşsünüz çok beğenmişsiniz. Ulan sen kimsin de seni bu kadar sorup merak ediyorlar her şeyini. Kimsin sen? Modaya yön veren, önde gelen isimlerden misin? Kimsin ya? Söyle de bilek. Ne yapıyorsun sen? Modaya yön falan mı veriyorsun ya? Anlat da biz de bilelim, biz de öğrenelim ya. Hayır, bu lafı kullanan fenomenlerin hepsi de nedense bir tane dahi ekran görüntüsü paylaşmıyor hikayesinde. Ama nedense hep sordular, merak ettiler, meşiz attılar diye story'e başlıyorlar. Yok ayakkabılarımı çok sordular, işte aldığım yer iyi .com'dan falan diyorlar. Normalde vazgeçemiyorum da işte çok ısrar ettiniz, çok sordunuz diye markanın adresini bırakıyorum diyorlar. Önceden bu fenomenlerin söylediği sayfalar böyle salatalık bilmem ne yollardardı böyle patlıcan gibi. Şimdi pahalandı diye sepseler onu da iyi yollamıyorlar lan. Hayır reklamını yaptığı şey de hani çok soruyorlar dediği şeyin reklamını yaptığı sayfada 3 çift ayakkabıyı 109 liraya satıyor lan. Siz düşünün yani ne kadar kaliteli olabilir ki o ayakkabılar yani. Neyse Hayır yani bakıyorum böyle bazen yani nasıl desem dolandırıcılık da çağ açmış bazı sayfalar ayakkabı bile yollamıyor yani palt sıtıcan, salatalık filan onlara dahi tenezzül etmiyor. Böyle yasıcıdan böyle ayakkabı resmi çıkarıyorlar A4 kağıdına paketin içine koyuyorlar yolluyorlar. Bunlara da reklam yapsın diye bir çift ayakkabı yolluyorlar. Bunlar da abo bir övüyor bir övüyor anam anlatamam böyle sanki altın kaplama ayakkabı gelmiş gibi övüyorlar durmadan böyle markadan bir hediye geldi diye. Bunlar da kendini tabi fenomen sanıyor ünlü biri satacağım diyor böyle böbürleniyor bir dünya övüyorlar ürünü. Hayır lan 3 çift 109 lira. Kandırmayın lan insanı. Arkadaşlar bu ayakkabıyı geçiririm butikten tipten aldım. %100 dolandırıcılar. Çok güzel dolandırıyorlar. Siz de dolandırılmak istiyorsanız bak şuraya sayfayı bıraktım. Giderek dolandırılabilirsiniz. Ha benim ismimi verirseniz ayrıyetten daha güzel bir dolanta yapıyorlar. Daha güzel bir tezgah yapıyorlar. Ayıktırayım dedi. Bunların yani gerçekte söylemek istedikleri bunlar. Ama normalde övüyorlar yani. Neyse abi ya diyecek çok şey var da neyse geç. Bir programın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.